Şu an görmüş olduğunuz dalış eğitimine yönelik sanal gerçeklik projesi yine hem sektöre hem eğitim alanına yönelik geliştirilmiş bir proje. Bu projede dalış eğitiminde verilmesi gereken her ne varsa tek tek hem kullanıcılara verilip hem de pratik yapılabilmekte. Şimdi iskeledeyim hocam. Şurada bir iki tane gemi var. Çardak var. Palmiyeler var. Deniz var. Botlar var şurada. İki tane bot böyle var. Bir gemi var orada, bir tane daha şey var. Örneğin gördüğünüz üzere kullanıcı dalış kıyafetinden oksijen tüpüne kadar ağırlık kemerinden kullanılması gereken tüm malzemeleri aldıktan sonra su altına dalış yapmakta ve hatta su altında yapılması gereken işlemleri de deneyimleyebilmekte. Bunlar kaynak yapma, civata sıkma gibi sualtı teknolojileri bölümüne yönelik işlemler. Sabitlemeye çalışıyorum vidaları. Bir diğer projemiz ise sağlık alanına yönelik proje. Temel ilk yardım becerilerini öğretmeye hedefleyen bu projede bir boşlukta, boş bir alanda yığılan kişiye ilk yardım müdahalesi olarak neler yapılması gerekiyorsa adım adım hepsinin öğretildiği bir proje. Şu an hastayı kontrol ediyorum hocam, nefes alışını. Burada yatıyor. Bir diğer projemiz ise fabrika VR projesi. Gördüğünüz üzere fabrikanın içerisinde bir makine mevcut. Bu makinenin çalışma prensibini anlatırken aynı zamanda makinenin tanıtımı da yapıyoruz. Birkaç istasyonunu, yani fabrikalara girdiğinde önce ama gerçekten şeyler çok benziyor. İstasyonlar çok benziyor. Büyüklüğü, ortamı, o hissiyatı veriyor yani. Ne tarafa baksan sonuçta görüyorsunuz. Beni öğretim görevlisi Ramazan Arslan. Görsel tasarım eğitimimizin bu kısmında katılımcılara senaryo fikrinin ortaya çıkış aşaması ve senaryo yazımı, lensler ve lenslerle oluşturulan anlamlar, çekimler ve çekimlerin nihayetinde de kurgu aşamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladık. Anlatarak başla. Premiere Pro'yu açtım, Project dedim. Daha kolay bulabilmek için projemi isimlendiriyorum. Katılımcılara aktardığımız bilgilerin uygulamalarında yapmalarını sağladık. Elde ettikleri deneyimler doğrultusunda yaptıkları çekimlerin kurgulama aşamalarında yapmalarına imkan verdik. Çekim planlarını öğrendik, ölçekleri öğrendik. Menüsünü kullanmayı vesaire onları öğrendik. Gerçekten de gerçek hayattaki gibi sanki olduğunun üzerinde yürüyormuş gibi oldum. Geri geri yürüdüğümde daha da heyecanlandım. Benim için güzel bir deneyimdi. En eğlencesi bu ya. Bundan daha eğlenceli bir şey bulamadım. Bütün alanı gezdim ve öyle düşünüyorsun. Evet. Harikasın ya. Peki ne hissediyorsun şu an? Şu an çok mutluyum yani. En güzeli bu.